arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir elbise çalışması yaptık. Elbisemize boyundan başladık. Artışlarımızı yavaş yavaş yaparak kol bölgemizi ayırdıktan sonra yine görmüş olduğumuz şu kısımdan artışlarımızı yaparak elbisemiz istediğimiz boya gelene kadar örmeye devam ettik. Şöyle elbisemizi görelim. Bakınız artışlarımızı görmekteyiz ve düz ortadan devam eden aka gelen çiçeklerimizi takip ediyoruz bakınız elbisemizi daha büyük örmek istersek birazcık daha artışlarımıza buradaki görmüş olduğumuz artışlarımıza devam ederek elbisemizi daha da uzatabiliriz şöyle yakından bakalım Bakınız ilmeğimizi arkadan aldığımız için trabzanlarımızı bu şekilde çok güzel balık sırtı görüntüsü kazandı elbisemiz. Aradaki çiçeklerimiz Başlangıçtan sona kadar devam etti ve ben bu elbisemi örmek için bir e, birden fazla ip kullandım yani ikinciyi tam bitirmedim ikinciden çok az kullandım şöyle göstereyim hatta ikinci ipimi ikinci ipimi başladığım noktada bakınız şu kısım. Şu kısımdan itibaren ikinci ipime başladım. Yani bir tane ipimizin yetmesi biraz zor. Çünkü modelimiz arkadan aldığımız için bu görüntüye ulaşacağı için birazcık daha toparlamakta. Toparladığı için bir tane ipten mutlaka fazla bulundurun ki bu ipimizin metresi biraz da fazlaydı öyle az da değil. Şöyle metresine bakalım. 336 metre bakınız. Evet 3 numarada tığımızda elbisemizi örmüştük. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Elbisemizin uzunluğuna bakalım. Elbisemizin uzunluğunu omuz kısmından alarak ölçüyorum. Omuz kısmından ölçtüğüm zaman 30 şöyle bakalım 40 santim 40 santim elbisemin uzunluğu şöyle göğüs kısmından hemen Bakalım kol altından genişliğine 24 santim Şöyle bel kısmına bakalım Bel kısmı 28 şöyle beli biraz daha yukarıda olur hatta 27 Etek kısmı ise şöyle baktığımız zaman etek kısmına Ucunu 47 santim. Yani ne kadar istersek daha geniş açabiliriz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta birdenbire bollaşma yapmayalım. Yani artışı Birden yüklenmeyelim. Belimizdeki uygun artışı ayarladıktan sonra eteğimizde dilediğimiz kadar artışımızı yapabiliriz. Hatta çok daha sık artış yapıp daha dökümlü de yapabilirsiniz. Bu biraz daha bakın şöyle çan şeklinde bir elbise çalışması oldu. Evet bu kadar açıklamadan sonra kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet elbisemizi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Beybesini kullanıyorum. Ee, i̇pim %50 polyamid, %50 premium akrilikten oluşmakta. İpimizin numarasına bakalım. 207 nolu e, ipimizi kullanacağız. 100 gram ve 336 metreden oluşmakta ipimiz. İpimizi örmek için ise 3 numaralı tığımızı kullanıyoruz. İpimi içten çıkararak örmeye başlıyorum. Zincirimizi çekerek örelim. Hemen aldım ipimi. 104 tane zincirimizi çekmeye başlayalım. Bir tane düğümümüzü atıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Tam 104 tane zincir olunca görüşelim. Tam 104 tane zincirimi çektim. Şu şekilde miyorumu alıyorum. Üzerine birimizin tutalım ve şu şekilde diğer zincirimizi de asılmadan. Bakın hiç asılmadan. Şu şekilde gayet normal tutuyorum ve 41 santim olduğunu görüyorum. Bakınız bıraktığımda da hiç asılmıyor. 41 santim 104 zincirimizin uzunluğu. Şimdi birleştirelim düzeltelim güzelce Evet. Tığımın başını birinci zincir yuvasının içerisine girdiriyorum ve şu şekilde geçiriyorum. Kapatıyorum bakınız bir zincirim de çekmiş oldum böylece burası ilk zincir olarak e, tanımlayalım 1 2 3 4 4 tane zincirimizi çekelim hemen bakınız burası birinci zincirimiz yanındaki zinciri atlayalım ikinci zincirimizin üzerine başını dolayarak batalım bakınız bir atlıyorum ikinciye batıyorum ve bir tane ikili trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane zincir atlayıp ikinci zincir yuvamın içerisine gelerek batıyorum ve minik minik kutucuklarımızı elbisemizin ilk sırası için hazırlıyoruz bir atlıyorum ikinciye batıyorum şöyle bakınız bir zincirimi çekiyorum tekrar bir tane atlıyorum İkinci zincir yuvasının içerisine giriyorum ve trabzanımı örüyorum Kutucuklarımızın hepsini bir tane atlayıp ikinci zincirin içerisine batarak ikili trabzan örmek şekliyle yuvarlağımızı tamamlayıp gelelim. En son bir zincirimi yapıyorum ve dört tane zincir çekmiştim. Bir, iki, üçüncüsünün üzerine gelerek batıyorum ve şu şekilde kapatıyorum. Kutucuğumuzu bu şekilde ördük. Şimdi birlikte sayalım

44, 46, 48, 50, 51 ve şuradaki görmüş olduğumuz kutuyla 52. Şuradan itibaren saymıştık tam tepesinde tuttuğumuz yerden. Toplamda 52 tane kutucuğumuz var. Şimdi başlıyoruz ikinci sıramıza kutucuklarımızı hallettik ve bir tane kutunun ilk kutunun içerisine giriyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. 1 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolarak aynı yere bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir ve ikinciyi ilave ediyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı aynı kutunun içine örüyorum. 1 ve 2. Şimdi bakalım. İlk geçişi yaptığımızda ilmeğimizi kaydırdık. Üç tane zincirimizi çektim ve yanına bir tane trabzan ördüm. İki zincir, bir trabzan daha ördüm. Şimdi araya iki tane zinciri çekiyorum ve alttaki kutucuğu hemen yanındaki örmüş olduğum kutucuğun yanındakini atlıyorum. Diğer kutucuğun içerisine geliyorum. Tığımın başını doluyorum ve bir tane trabzanı örüyorum. Tek seferde çekiyorum. İkinci kez çekmeden bekletiyorum. Bakınız. Tekrar tığımın başını doluyorum, aynı yere giriyorum, tek sefer çekiyorum, ikinci kez bekletiyorum. Bakınız ilmeklerimiz, iki trabzanımız, bir de ördüğümüz ilmek, üç tane ilmek tığımda. Üçüncü kez aynı işlemi yapıyorum, tığımın başını doluyorum, tek sefer çekiyorum ve üç tane tek seferi tek seferi çekilmiş trabzanım tığımda beklemekte. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum ve bir iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir tığımda bekletiyorum. İkinci trabzanımı alıyorum. Tığımda yine bekletiyorum. Üçüncü trabzanımı alıyorum. Yine tığımda bekletiyorum. Toplam üç tane trabzan olduğu zaman ikinci kez hepsini birlikte çekiyorum. Ve iki zincir ilave ediyorum. 3 defa bu işlemimizi aynı kutucuğumuzun içerisine örüyoruz. Şöyle giriyorum tekrar. 1 tekrar 2 ve üçüncü kez örüyorum ve 3 tane trabzanımı aynı anda çekiyorum ve 2 tane zincirimi hemen ilave ediyorum. Şimdi uzaklaşmadan yapmış, yaptığımız işlemlerimizi görelim. 52 tane kutucuğumuzu tamamladıktan sonra Hemen ilmeğimizi kutunun içerisine geçirip 3 zincirimi çektim. 2 trabzanımı ördüm. Yanına 3 zincirimden sonraki bir trabzan ördüm. Toplamda 2 tane trabzanım. Ortaya 2 tane zincirimi çektim ve tekrar 2 tane trabzanımı ördüm. Araya 2 tane zincir çektim ve bir kutucuğu atladım. Diğer kutucuğun içerisine geldim. 3 defa tek seferi aldığım trabzanımı bekleterek hepsini aynı anda çektim ve araya 2 zincirimi ilave ettim. İkinci kez aynı işlemimi bir defa başını doladım. Tek sefer aldım. İkinci kez almak için tığımda beklettim. 3 trabzanım olunca hepsini çektim. 2 tane zincirimi yine çektim. Aynı işlemimi tekrar ettim ve tamamladım. Araya 2 tane zincirimi çektikten sonra bir kutu atlıyorum örmediğim kutuya tekrar tığımın başını dolayarak iki tane trabzan bir aynı yere bir daha giriyorum iki iki zincir iki trabzanımı örüyorum bir ve iki 2 tane zincirimi çekiyorum işlemimi yaptıktan sonra bakınız iki trabzan 2 zincir iki trabzanımı bir kutucuk atladım Üste iki tane zincirimi çektim yine üstte 2 zincirimi çektim alttan bir tane kutucuğum atlıyorum ve biraz önceki yaptığım buradaki üçlü grubumu yerleştiriyorum tığımın başını doluyorum atlıyorum bakınız kutuyu ve ikinci kutuya giriyorum bir ikinci kez giriyorum 2 3. kez giriyorum. 3 Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. 1 bekletiyorum. 2 bekletiyorum ve 3 bekletiyorum. Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın tekrar başını dolayarak 3. kez aynı grubumu örmek için yuvamıza dönüşü dönüş yapıyorum. 1 2 bekletiyorum ve 3. Hepsini aynı anda çekiyorum. Bakınız şu şekilde bir tane iki trabzan iki zincir iki trabzan ve üç tane üçlü grubumuz aralarında iki tane zincir biri kapanış birisi arasında çektiğimiz zinciri örüyoruz ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz şimdi hemen zincirimizi çekelim bir ve iki tığımın başını doluyorum aşağıdaki bir kutuyu atlıyorum ikinci kutunun içerisine tekrar iki tane tırabzanımı örüyorum bir iki 2 zincir tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 2 tane zincirimi çekiyorum 1 2 bir kutucuk atlıyorum ve buradaki gördüğüm üçlü grup trabzanlarımı aralarına 2 zincir çekerek örüyorum ve sıramızı başlangıç yerine gelene kadar bir Trabza 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı bir kutu atlıyoruz. Araların hepsinde iki tane zincirimizi çekiyoruz ve bu görmüş olduğumuz üçlü grubumuzu aynı şekilde toparlayarak alıyoruz ve sıramızı tamamlayalım. Elbisemizin birinci sırasını yerleştirdik. Bir tane üçlü grubumuzu bir de ikili grubumuzu örerek devam ettik. Bir tane üçlü hep aynı anda aldığımız aralarda ikişer zincir ve iki tane trabzanlarımızın olduğu grubumuzu ördük ve sıramızın başına kadar geldik. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayabiliriz. Birinci sıramızı tamamladıktan sonra geçişimizi birlikte yapalım ilmeğimi takıyorum iki tane zincirimi çekmiştim ilk başlangıçtaki 3 zincir çekerek başladığım yere geliyorum ve sayıyorum bakınız 1 2 ve 3. zincirin olduğu yere batıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum kaydırıyorum bakınız geçişimi yaptım ilmeğimin ve diğer ilmeğimin üzerine yine batıyorum geçişimi yapıyorum ve diğer ikinci trabzanımın üzerine bakınız geçişimi yaptım ve zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 birinci trabzanı örmeden ikinci trabzanımın üzerine geldim ve 3 tane zincirimi çektim tığımın başını dolayarak 2 zincir çektiğim noktanın içerisine giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum İki tane zincirimi çekiyorum. Bakınız, bir tane zincir ve trabzanımı tam ortaya örüyorum. Birinci trabzanım, ikinci trabzanımın üzerinde ve diğer trabzan bir aşağıki zincir çektiğimiz yerde iki tane trabzanımızı ve iki zincirimizi ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Yine ortaya giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Şimdi öreceğim trabzanı bakınız buradaki trabzanımı ardından girerek örüyorum. Şöyle ardından bakınız boşluktan girdim. Trabzanımı ittirdim. Ve başını dolamıştım. Bu şekilde örüyorum. İki tane trabzanımızın birincisini boşluğa ördüm. ikincisini ise ardından ördüm. Araya iki tane zincirimi çekiyorum ve biraz önceki iki zincir çekerek oluşturduğumuz buradaki üç tane aynı anda aldığımız ilmeklerin arasındaki olan bölümün içerisine gelerek batıyorum. Tekrar 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. İkinci kez ördüğümüz grubumuzdaki zincirin içerisine giriyorum ve batıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu kez burada trabzanımı örmeye başlıyorum. Birinci trabzanımızı zincir çekerek örmüştük. Fakat buradaki trabzanımız arada olduğu için ardından giriyorum. İlk trabzanımı örmüyorum. Bakınız, ikinci trabzanımın ardından giriyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımı da boşluğun içerisine örüyorum. Birisi birinci tırabzanım ardından ördüm. Birinci trabzanımız derken yalnız ilk trabzanımızı örmedik. Bir alt sırada ikinci trabzanımı ördüm. İkinci olarak da aradaki boşluğa trabzanımı ördüm. 2 i̇ki tane zincirimi hemen ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı ise ardından girerek örüyorum. Şimdi yaptığımız işlemimize şöyle bir bakalım. Şurada bakalım. Buradaki üç tane aşağıdaki almış olduğumuz hep birlikte aldığımız grupların üzerine ikişer zincir çekerek bu trabzanlarımızın olduğu yere geldik. İlk trabzanımızı örmüyoruz. İkinci trabzanımızın üzerine arkadan girerek örüyorum. Ve ortadaki iki zincir çektiğim yere bir tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum tekrar ortaya bir tane trabzanım örüyorum ve ikinci trabzanımı aşağıdaki trabzanın ilkini alıyorum şöyle baktığımız zaman Başlangıçtaki trabzanımızın ikincisini ardından girerek örüyoruz. Birincisini atlıyoruz. Bakınız birincisini örmeden ikincisini ardından girerek ördüm. Ve ikinci trabzanı boşluğa ördüm. Sol tarafa geçtiğimizde ise zincirden sonra ilk trabzanımızı boşluğa ördük. Yani zincirimizin içerisine ve sol taraftan gidişteki ilk trabzanımızı yine ardından girerek ördük. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir tane daha çalışmayı birlikte yapalım. 2 tane zincirimizi çekiyoruz 1 ve 2 hemen şöyle görmüş olduğumuz üçlü grubumuzun ilkinin üzerine gelerek batıyorum ve yerleştiriyorum 1 2 tane zincirimi çekiyorum ortaya batıyorum bir sonrakine ve tekrar bir iki tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak yine bu işlemimizi yapacağımız grubumuza geliyoruz grubumuzun birinci ikinci trabzanın birincisini örmüyorum ikincisinin ardından şu şekilde tığımı girdirerek örüyorum ve bir tane de iki tane zincir çektiğimiz araya girerek örüyorum toplamda iki tane trabzanım oluyor 2 zincirimi çekiyorum yine araya bir tane trabzanımı örüyorum ikinci trabzanım ise alttaki trabzanın ilkini ardından girerek alıyorum ve örüyorum Evet bu şekilde Örmeye devam ediyoruz. Bu sıramızda yapacağımız işlemlerimizden birincisi ve en önemlisi bu. İkincisi ise sadece zincirlerimizi çekip alttaki zincir çekmiş olduğumuz yerlere yerleştirmek ve sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Elbisemizde modelimiz iki sıramızın tekrarından oluşmakta. İki sıramızı da ördük. Bu sıralarımızı tekrar ederek öreceğiz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi bu görmüş olduğumuz üçlü grup elbisemiz bitene kadar aynen devam ederken buradaki iki trabzan, iki zincir, iki trabzanlı kısmı artışlarımızı yaparak elbisemizi genişleteceğiz. Ama burada gördüğümüz bu üçlü grubumuz aşağıya kadar aynı şekilde devam edecek. Şimdi modelimizin birinci sırasını yani birinci grubunu oluşturduk. İkinci sıraya başlayalım. İkinci sıraya başladığımız zaman e, buradaki trabzanımızın arasındaki iki zincirimiz aynen devam edecek. Diğer yerlerde çekeceğim trabzanlar, yani buradaki üçlü grubumun arasında çekeceğim trabzanlarımı ise üç zincire çıkaracağız. Şuradaki sadece trabzanlarımın arası iki zincir olarak kalıp tamamen zincirlerimizi üçe çeviriyoruz. Şimdi. Üçüncü sıramıza başlayarak modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz. Tıpkı başlangıçta yaptığımız gibi iki tane zincirimle yine geçiyorum. Bir, iki, üçüncü zincirimin üzerine batıyorum. Sadece geçişimi yapıyorum. Bakınız geçişimi yaptım. Yine trabzanımı şöyle görüyorsunuz. Üzerine batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç. 3 tane zincirimi çektikten sonra 2 zincirimin içerisine giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bu grubumuzun arasındaki zincirlerimiz 2 tane olarak devam edecek. 1 ve 2. Ortaya giriyorum. Zincirimizin içerisine yaptığımız trabzanlar yine aynı normal hemen üzerine batarak ördüğümüz iki, iki ikili trabzanlar. Şimdi tığımın başını doluyorum. Sol tarafa doğru giden ilk trabzanın ardından giriyorum. itiriyorum Ve bu şekilde ardından alarak örüyorum. İki tane trabzanımızı bu şekilde ördüm. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Şimdi üç tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Üç zincirimi çektikten sonra bakınız aşağıda üçlü grubumuzu görmekteyiz. Burada Altta çektiğimiz zincir ve buradaki diğer bakınız 2'den iki trabzan grubundan giden zincirimiz ve tekrar ikiye giden zincirimiz. Şöyle baktığımız zaman ortada grubumuz kalmakta. 2 zincir çektiğim grubum tam ortadakinin üzerinde. Yine modelimizi buradaki iki zincirin içerisine tıpkı aşağıda yaptığımız gibi 3 trabzanımızı alıyoruz. Tek sefer çektikten sonra başını hepsini aynı anda dolayarak ikinci kez çekiyoruz. Ve araya 2 zincir çekmiştik. Üstteki sırada ise üçer zincir çekerek öreceğiz. Şimdi örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi çektim. Bakınız kenarlardaki zincirlerimin tam ortada kalan üçlü grubumun ortasındaki yere geliyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle biraz da rahatça alıyorum. 1 Yine giriyorum. 2 Bekletiyorum. Ve 3. Tek sefer üçünü çektim. Şimdi aynı anda hepsini birlikte çekiyorum. Yani ikinci çekimlerini birlikte yapıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yine aynı yere giriyorum. 2. grubumuzu örmeye başlıyorum. 1. 2. kez giriyorum. 2. Tek sefer alıyorum. 2. İki. ikinci kez almıyorum. Ve 3. Hepsini aynı anda çekiyorum ve başlıyorum. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. 1 2 aynı yer 3 atıyorum çekiyorum 3 tane zincirimi ilave ediyorum 2 3 ve ikili grubumun olduğu yere geliyorum tığımın başını doluyorum birinci trabzanım atlıyorum ikinci trabzanımın ardından giriyorum ve trabzanımı ikili olarak örüyorum iki tane zincir çektiğim boşluğun içerisine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum ve iki zincirimi çekiyorum bu grubumuz iki zincirle devam edecek tekrar zincirimin içerisine girerek örüyorum tığımın başını doluyorum ardından giriyorum ve ilk trabzanımı örüyorum ve üç tane zincirimi hemen ilave ediyorum diğer grubuma geçiyorum bakınız diğer grubumun hemen ortadakinin içerisine başını dolayarak geçiyorum ve başlıyorum 1 2 3 tek seferlerini aldım ikinci kez almadım hepsini ikinci kez de çekiyorum ve çekiyorum zincirlerimi tekrar 1 2 3 bu şekilde Sıramızı tamamlayalım. Bakınız sıramızda trabzanlarımızın arasında iki zincir. Bir trabzanımız bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi. Zincirin içerisine normal batıyoruz. Trabzan üstüne battığımızı ardından alıyoruz. Buradaki üçlü grubumuz aynen devam edecek. Sadece aralarındaki zincir üçer olacak. Ve geçişte de üç zincirimizi çekiyoruz. Ortadaki zincir dışında geri kalan bütün zincirlerimiz üç her iki trabzanımızın arasındaki zincirimizi ise iki olarak sıramızı tamamlayalım. Elbisemizin robasında modelimizi ikinci kez kurarken birinci sıramızda olan trabzanda olan bölümümüzü ördük. Şimdi ikinci sırada bu toplu trabzanlarımızın üzerine zincirlerden olan bölümümüzü başlayarak devam edeceğiz. Ve robamızda aynen bu şekilde kurduğumuz gibi birazcık daha devam edeceğiz yani bir sıra daha modelimizin zeminini hazırlayacağız ve daha sonra yine aynı şekilde artışlarımız olmaksızın devam edeceğiz yine 3 zincir aralarda 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan tekrar 3'er zincir çekerek diğer kısımları örerek devam edeceğiz şöyle görelim bakınız şimdi trabzanda olan bölümümü bitirdim zincirlerden oluşan bölümümüze başlıyoruz 3 zincirimi çektim birinci trabzanımın üzerine battım yine trabzanımın üzerine şu şekilde geçişimi yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 2 zincirin içerisine bir trabzanımı örüyorum tekrar 2 tane zincirimi ilave edip yine aynı yere giriyorum bir tane trabzanı ördükten sonra ikinci trabzanımı ardından şu şekilde giriyorum ve dışa doğru kabartılı bir şekilde örüyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen bir önceki trabzan aralarında çekmiş olduğum 3 zincirimin üzerine gelerek batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum bir sonraki 3 zincirimin üzerine batıyorum 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum ve buradaki görmüş olduğum Bakınız hemen dıştan aldığımız yani arkadan aldığımız trabzanımı yine arkadan girerek Trabzanımı örüyorum Ve tekrar tığımın başını dolayıp zincir çekmiş olduğum yere girip bir tane trabzanımı örüyorum Araya iki zincirimi çekip Yine bir trabzanım araya örüyorum trabzanımın üzerine öreceğim trabzanım ardından girerek örüyorum ve 3 zincirimle zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz ve bir sonraki sıramızda. Trabzanlarımızdan aynı bu şekilde 3 tane trabzanlarımızı tek seferde çekelim ve arada iki trabzanlarımızı iki zincirimizi örelim. Bu taraftaki zincirlerimizi 3 olarak örüp bir sıra daha çiçeğimiz ve üzerinin zincirini örüp tamamlayalım. Elbisemizin robasını aynı şekilde örmeye devam ettim. Bakınız 1, 2, 3 tane bu üçerli gruptan sıramızı ördüm. Şimdi bir tane artışımızı yaparak ilerleyeceğiz. Artışlarımızı bu iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan ördüğümüz bölümlerden yapıyoruz. Diğer bölümlerimiz ise yani bu üçlü gruplarımız ise elbisemiz tamamlanana kadar aynı şekilde devam edecek. Elbisemizin artış kısımlarını iki trabzan, iki zincir, iki trabzanlı bölümlerden yaparak bakınız şu şekilde e, görülmekte büyüteceğiz. Çan şeklinde açacağız. Şimdi başlangıç noktasına yine geldim. Bakınız başlangıç noktasındayım. Ve başlangıç noktamın üzerinden zincirimi çekerek başlıyorum. 2-3 Evet robamızı büyütmeye devam ediyoruz örerek. Şimdi 2 olan trabzan sayımızı 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımıza çıkarıyoruz. Normalde birinci trabzanımızın üzerine batıp e, direkt ikinci trabzanımızın üzerinden başlarken şimdi birinci trabzanımızın üzerine 3 tane zincir çekerek başladım. İkinci trabzanın ardından girerek trabzan sayımı 2'ye çıkarıyorum. Ve aradaki boşluğun içerisine girerek bir tane trabzan örüyorum. Ve 3 tane trabzanım oluyor ve iki tane zincirimi ilave ediyorum. Tekrar ardından girerek trabzanlarımı örüyorum. Ama öncesinde tabi araya iki zincirden sonra buradaki boşluğun içerisine bir tane trabzanımı ilave etmeyi unutmuyorum. Ve tekrar diğer her iki trabzanımın ardından girerek bir ve iki toplamda üç trabzan iki zincir üç trabzanı örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve ortadaki tam bakınız çiçeğimin orta kısmının içerisine yine aynı şekilde girip buradaki üçlü grubumu örmeye başlıyorum. Başlıyorum. 1 tek seferde çektim. 2 i̇ki, ikinci kez için bekletiyoruz. Aynı aynı işlemi tekrar ediyoruz yani. 3 kapatıyorum. 1 2 3 ve ikinci kez grubumu oluşturmak için giriyorum. 1 2 3 çekiyorum ve zincirimi ilave ediyorum 3 üç tane üçüncü kez işlemimi tekrar ediyorum 1 2 ve 3 hepsini aynı anda çekiyorum ve 3 zincir hemen ilave ediyorum şimdi bakalım 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı ördüm 3 zincirimi çektikten sonra buradaki sıra sonuna kadar devam edecek çiçek grubumu ördüm 3 zincirimi çektim yine 3 tane trabzanımı örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum birinci trabzanımın ardından giriyorum ve şu şekilde dolaşarak alıyorum ikinci trabzanımın yine ardından giriyorum ve örüyorum. Üçüncü trabzanım ise 2 tane zincir çekmiş olduğum yere girerek örüyorum. 2 tane zincirimi çekip tekrar boşluğun içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Ve kalan iki trabzanımın da yine ardından giriyorum. 3 zincir çekerek 1 2 3 çiçek grubuma geçiyorum ve bu sıramızda artışımızı yaparak 3 trabzan sayısına çıktık buraya kadar 2 trabzan örerek gelmiştim 1 2 3 4 5 6 toplamda 6 sıra 2 trabzan olarak ördüm 7. sırada 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımıza başladık ve arada 3'er zincirimizi çekip çiçek grubumuzu oluşturarak başlangıç yerimize kadar gelelim Elbisemizin roba kısmında 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanla kısmımızı tamamladık. Aralardaki üçlü çiçeklerimizi örerek sıramızı bitirdik. Yeniden başlangıca geldim. Şimdi aynı şekilde bu sırada da örmeye devam edeceğiz. Ve bu sıradan sonra kollarımızı artık ayırıp gövdemizi örmeye başlayacağız. Şimdi en son üçlü grup çiçeğimi hazırladığım 3 tane de zincirimi çektikten sonra 3 tane trabzanımın ilkinin üzerine gelerek batıyorum. Ve ikinci trabzanımın bakınız ikinci trabzanımın ardından girerek şu şekilde 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve diğer trabzanımın yine ardından girerek trabzan olarak örüyorum. Ve bir tane de iki zincir çekmiş olduğum yere gelip giriyorum. Ve modelimizi bir tane içeriye doğru kaydırarak bakınız bir tane içeriye doğru kaydırdım ve üç tane trabzanımı ördüm iki zincirimi çekiyorum aynı yere geliyorum bir trabzan örüyorum tekrar modelimin arkasından trabzanımın arkasından girişimi yapıyorum ve örüyorum iki tane trabzanımı ördüm ve diğer trabzanımı da örüyorum dışta bir tane trabzanımı bırakıyorum hem başlarken hem bitişte birer trabzanımız dışarıda kalıyor ortada üçer trabzanımızı yaptıktan sonra örmeye devam ediyoruz 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve buradaki görmüş olduğum ilk 3 zincir çektiğim grubun içerisine gelerek batıyorum tekrar 3 zincirimi çekip diğer 3 zincirin üzerine batıyorum 1, 2, 3 tane zincir çekip trabzanımı örüyorum. Trabzanımın ikincisinin birincisini atlıyorum. Boş bırakıyorum. Ortadakinin tam yani ikinci sıradan gelenin ardından girerek trabzanımı örüyorum. Ve üçüncüsünü örüyorum. İki trabzanım oluyor. Bir de iki zincir çekmiş olduğum yeri örerek 3 trabzan, 2 zincir, Bakınız tekrar üçüncü trabzanıma başlamak üzere boşluğa batıyorum. Ve diğer trabzanımın ardından giriyorum. 2 ve diğer trabzanımı 3 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle bakıyorum. Bakınız birer trabzan başlangıçta ve sonda kalıyor ikinci trabzandan başlıyoruz ortalara da bir tane ördüğümüz için üç tane trabzanız bakın bir de e, şu görüntü kabartılı çok güzel görüntümüz oluştu e, artışlarımız fazlalaştıkça bu görüntümüz çok daha mükemmel hale gelecek şimdi 3 zincirimi çektim hemen yine batıyorum zincirlerimin olduğu yere ve bu şekilde Sıramı tamamlıyorum Elbisemizin robasını istediğim ölçüye gelene kadar ördüm. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ayraçlarımı da taktım. Kollarıyla gövdesini artık birbirinden ayırıp sadece gövde bölümünü örmeye başlıyoruz. Şöyle bakınız ipimin olduğu yerden itibaren sayıları vermeye başlayalım. Beyaz ayraçımı taktığım yerden itibaren 1 2 3 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımızı ayırdık. Bakın 7 tane trabzanımız elbisemizin önü ya da arkası bakın her ikisi de 7'şer. Kollarımız ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kollarımızın her ikisine de 6'şer tane dilimimizi ayırdık. Dilimlerimizi hiç fark etmek sizin bakınız. Hem bunu hem bunu aynı farklı sayılar vererek saydık. Sayalım bakın 1, 2 3 4 5 6 7 yani bir tanesini sayıp bir tanesini saymamazlık etmedik her ikisini de saydık yedişer yedişer önlerimiz ve arkalarımız için 6 6 da kollarımız için ayırdık şimdi birleştirme işlemini sizlerle birlikte yapalım ve e, elbisemizi yeterli uzunluğa gelene kadar buradaki görmüş olduğumuz artışlarımızı da yaparak büyütmeye devam edelim. Şimdi birleştirme işlemine başlıyorum. Bu şekilde sizler de ayırdıktan sonra aynen bakınız örgü yönümüzdeyiz şu an. 3 tane zincirimizi çekmiştim. İlk trabzanımın üzerine batıyorum ve çekiyorum. Şu şekilde büküyorum. Diğer ayrım yerimin olduğu yere doğru geliyorum. Diğer artışın bakınız işaretimi koyduğum yere geliyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanın ardından girerek örmeye başlıyorum. Diğer sıradaki trabzanımı örüyorum. Ve en son ortaya bir tane trabzanımı örüyorum. Bir iki zincirimi çektikten sonra örmeye devam ediyorum. Aynı işlemimizi yapıyoruz. Ardından girerek örüyorum ve bir sonrakinin de yine ardından giriyorum. 3 zincirimi çekiyorum. 2 3 ve görmüş olduğum modelimizi aynı işlemlerimizi yaparak ilerlemeye devam ediyoruz. Yine üçer trabzanlarımızı tek seferde alıyoruz. Önce tek seferde, sonra ikinci kez hepsini birlikte çekip kapatıyoruz. 1 2 3 giriyorum. Tekrar çekiyorum. 3 tane zincir. Yine modelimizi kuruyoruz ve diğer işaretimi bıraktığım yere kadar ilerliyorum. 1 2 3. Şöyle baktığımız zaman tamamlandı ve ilerliyorum. Ardından giriyorum işaretimize kadar örelim. Kolumuzu birleştirdikten sonra sırasıyla örmeye devam ettik. İlk bakınız trabzanlarımızın olduğu yeri yani bu ardından aldığımız yeri toplu aldığım ardından toplu ardından toplu ve ardından aldığım yeri ördüm. 3 tane zincirimi çekiyorum. İşaretimi bıraktığım yerdeyim. Bakınız büküyorum. 3 zincir çekip hemen bakın şu trabzanımı yapıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Ve bükmeye başlıyorum bu işaretimin olduğu yere geliyorum. İşaretimin olduğu yerdeki modelim ortadaki zincirimin içerisine bu üçlü çiçek grubumu oluşturmak. Hemen buradan da üç tane zincirimi çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. Ortadaki çiçek grubumun içerisine giriyorum. Ve modellerimizi de dikkat ederseniz bir tanesi çiçek grubumuz, bir tanesi de artışlarımızı yaptığımız trabzanlarımız olarak ilerlemekte. Yani modelimizi hiç bozmadan ilerliyoruz. Tekrar 3 tane trabzanımı birer birer örüyorum ve aynı anda çekiyorum. 1 2 3 giriyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum. 1 2 3 diğer trabzanlarımın olduğu yere kadar devam edip Elbisemin de arkasını örerek birleştirdiğimiz ilk noktaya geliyoruz. Bakınız bu şekilde elbisemizi kollarımızdan birleştirdik. Ana gövdeyi örmeye devam edeceğiz. Ve e, örmemize bu şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak biraz devam edelim. Daha sonra artışlarımızı yapacağız. Şimdi birleştirme işlemimizi tamamladık. Birkaç sıra aynı işlemimizi tekrar ederek örelim. Elbisemizin kollarını ayırdıktan sonra gövdemizi örmeye devam ettim. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak artış yapmadan geldim. Ama artık biraz eteğimizi şu şekilde açmak istediğim için bu sıradan sonra 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan, 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak artışlarımı yapacağım. Şu şekilde olan trabzanlı bölümlerde yapıyoruz. Çiçeklerimiz ise aynen devam ediyor. Şimdi sıramın başına geldim. Ve toplamda kaç sıra ördüğümüzü şöyle bir bakalım. Zincirlerden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kutucuğumuzdaki ilk başlangıç zinciriyle birlikte 14 tane. Şöyle bakınız, 14 tane zincirimiz var. Şöyle de baktığımızda, trabzanlarımızı görmekteyiz. Çok güzel bir şekilde. Evet artış yapacağımız yere geldiğimiz zaman bakınız kolumuzun tam geçiş yeri ve e, buradaki görmüş olduğumuz 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanlı olan bölümden başlıyorum. Çiçeklerimin her ikisinin üzerine zincirlerini tamamladım. Başlangıç noktam olarak burayı görmekteyim. Şimdi 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak artırıyorum. Artışlarımızın e, hepsinde e, bir sonraki artışımızı yapacağımız zaman yani... E, 3'ün üzerine 4 yapacaksak hepsini örmek zorundayız. Bakınız şimdi biraz önce de 2 de aynı işlemimizi yapmıştım. Bütün trabzanlarımı örüyorum. Şu şekilde ilk önce girelim ki e, kaydırmayalım. Bakınız şu şekilde giriyorum. Yandan girelim. İsterseniz direkt trabzan olarak da örebilirsiniz. Bir tane o kadar belli olmaz. Ve 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve giriyorum arkadan. İkinci trabzanımı örüyorum ve üçüncü trabzanımı ördüm. Toplamda bütün trabzanlarımı ördüm. Araya bir tane zincirimin içerisine trabzanımı yerleştiriyorum. Ve dört tane trabzanıma çıkarak bir tane artışımı gerçekleştiriyorum. Bir ve iki zincirimi çekiyorum. Bir tane yine giriyorum. Trabzanımı örüyorum. Ve bütün trabzanlarımı birer birer ardından alarak örüyorum. Toplamda dört tane trabzanım oluyor. Şöyle yeniden örelim. Toparlamasından daha kolay olacak. Ve en son diğer bütün bu şekildeki trabzanlarımızı 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak örelim. Çiçeğimizi ise aynen devam ettirelim. Yeterli ölçüye gelene kadar 4-4 devam edelim. Elbisemiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar artışlarımızı yaparak elbisemizi büyütmeye devam etmiştik. Yukarıdan başladığımızda iki trabzan yani büyüttüğümüz kısımlar bakınız buradaki trabzanlarımızın olan kısımları çiçeklerimizin olduğu yerler yine aynen çiçek olarak sona kadar devam etti. Şöyle bir bakacak olursak elbisemize bakınız artışlarımızı yukarıda iki tane trabzan olarak başladığımız yerde 3, 4, 5, 6 ve en son 7 tane trabzan olarak artışımı yaparak elbisem istediğim ölçüye geldiği için elbisemi tamamladım. Şöyle bakacak olursak elbisemize yukarıdan Roba kısmından sonrası daha dar artışlarımızı daha az yaptık. Etek kısmına geldiğimiz zaman artışlarımız şu şekilde yoğunlaştı. Bakınız daha sık artışlarımı yaparak e, elbisemi tamamladım. Eğer daha yaşı büyük çocuklarımız için öleceksek birazcık daha artışlarımızı artırarak 8-9-10 şeklinde elbisemizi dilediğimiz gibi büyütebiliriz. Elbisemiz çok şık ve çok güzel bir elbise oldu. Şurası gördüğünüz gibi balık sırtı. Çalışmasına çok benzedi ve çiçeklerimizin uyumuyla çok şık bir görüntü kazandı. Şöyle arkasında görecek olursak elbisemizin önü ve arkası aynı. Bakınız zaten kurarken modelimizi bir tane trabzan bir tane çiçek olarak da kurmuştuk. Şöyle bakacak olursak tekrar bakınız 2-2-2-2 ördük. Daha sonra 3'e atladık. Yani 3 artırdık. 3-3-3-3 Biraz 3 devam ettikten sonra bakınız epeyce 3 devam ettik. Kolumuzu birleştirme işlemini yaptıktan sonra biraz daha 3 olarak ördük. Bakınız kolumuz gövdemizi birleştirdikten sonra sonrasında 4'e geçtik. 4'e geçtiğimiz zaman üsttekinin hepsini örüyoruz. Bir tane ortaya yani artışlarımızda. 4'ümüzü de bakalım. 1-2-3-4-5 6. 6 sırada 4 ördükten sonra 5. artışımıza geçtik. Yani 5 trabzana geçtim. 1, 2, 2 sıra 5 ördüm. Bakınız hemen 6'ya geçtim. 2, bakınız 6'dayım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sırada 6 ördüm. 6 trabzanımızı ördükten sonra 7. artışımızı yaptık. Yani 7. trabzan sayısına ulaştıktan sonra istediğim ölçü gelince daha fazla artışımı yapmadan elbisemi tamamladım. Sizler biraz daha uzun örecekseniz mutlaka 3-4 sırada bir ya da şöyle bir bakın gözünüz nasıl hoş görüyorsa ona göre artışlarımızı rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Evet Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni videolarımızda ve yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.